Merhaba arkadaşlar. Ben Kunduz. Half-Life Ben JKLen. Ben de Losman. İlk yayınımıza başladık şu anda. Arkadaşlar biraz size kanal hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu kanal arkadaşlarımla benim açtığımız bir deneme kanalı. Yani biz büyük YouTuber'lardan görerek ne demiş? Yani heves ettik ve onlar da hani her videolarında işte bu sorunla alakalı soru olan insanlar dediler ki hani eğer yapmak istiyorsanız yapın. Bu sizin için bir adımdır, hani kendinizi geliştirirsiniz ve başarılı olursunuz dediler. Biz de işte büyüklerimizden gördüğünüz şekle bir kanal açtık. İşte kanalımızın ilk videosu hele adam bizim arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımı oynadım hani klasik oyun hele. Ve bu hele ile alakalı çok fazla video gelecek. Hani hem bizim bir arada olduğu yegane video bu olacak. Bunun haricinde hem bizden farklı farklı seriler gelecek. Mesela Mortal Kombat benden gelebilir. İşte Call of Duty tarzı oyunları yine JKLen'den gelebilir. İşte yine Kunduz'un da bir sürü yeni serileri olacak. Kanalımızda sadece oyun videoları değil, eğer isterseniz eğitim videoları da olacak. Bunun haricinde hakkında... Ama tabii ki de yoğunlaşacağımız konu şu anda ilk başta oyunlar hakkında. Evet, mesela biraz Kunduz'cum kanalımız hakkında ne düşünüyorsun? Neler yapmayı planlıyorsun? Şimdi şöyle konuşayım. Half-Life, CS ağırlıklı olacak yani. Efsane iki oyun. Eski oyunları daha çok seviyoruz. Bildiğiniz gibi 90'lı yıllardan beri Half-Life var. Hatta abilerimizden beri oynanan. Yeni neslin şimdi pek bilmediği bir oyun aslında. Daha çok eskilerin oynadığı bir oyun. Yeni nesile de bu oyunu oynatmayı planlıyoruz. Yani bu oyunun hiç unutulmamasını istiyoruz. Çünkü unutulmamalı. Yani unutulmayacak kadar güzel bir oyun. Tabii yeni oyunları da oynayacağız. Seri oyunları, Call of Duty olsun, Need for Speed olsun. Birçok oyunu oynayacağız arkadaşlar. Tabii aksiyon oyunlarını da oynayacağız. Serisi olmayan tek oyunları da bitireceğiz. Tam çözümler olacak kanalımızda. Voltron'dan olacak. Gameplay ne olacak? Kısa bir zaman sonra da kendi web sitemizi tasarlayıp artık YouTube üzerinden videolarımızı yükleyip kendi web sitemizde de artık bir tür forum kurmayı düşünüyoruz. Bu şekilde de yeni bir akım oluşturup yeni arkadaşlık ortamları, yeni oyuncu toplulukları oluşturmayı hedefliyoruz. Yani tabii ki de kolay olmayacak. Ama tabii ki de sizin desteğinizle hep beraber Kunduz'un da dediği gibi eğleneceğiz. Yani güzel olacak. Hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Bu konuda bize destek olacak bütün arkadaşlarımıza şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bize bu özgüveni sağlayan abilerimize, kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, herkese teşekkür ediyoruz. İlk yayınımız inşallah her şey bu kadar güzel gider. Zaten bu yayın biraz kısa olacak arkadaşlar. Çünkü çok az deneme yaptık. Hani sorunlar çıktı ilk yayın olduğu için. Bayağı da bir yorulduk. Yani yayınımızı bitiririz. Biri 50'ye gelsin bitiririz. Antrenman yaptık yani. Aynen. Aynen. Bir de programları denedik. Ne kullansak diye. Uzun sürdü biraz. Tabii en önemlisi de GTA 5 arkadaşlar. GTA 5 mutlaka oynamayı planlıyoruz en yakın zamanda. Çünkü çok güzel bir oyun. GTA 5'i büyük ihtimalle toplanıp oynayacağız. Çünkü bir tane bilgisayar kaldırıyor daha doğrusu. Sağlam. Yine sorurdum ben. Bu konuya da değinelim aslında abi. Yani şimdi şöyle bir şey var. Bilgisayarlarımız hani şu anda sadece Lostman Nick'te arkadaşım bilgisayarını yeniledi. Biz pek zaman bulamadık açıkçası. Ama ilerleyen zamanlarda da bizi bilgisayarlarımızı yenileyerek güncel oyunlarda full çözünürlüklü harika videolar hazırlamayı planlıyor. Sizlere sunmayı düşünüyoruz. Her şey umarım güzel olur. Hep beraber mükemmel bir arkadaş ortamı oluştururuz. Sizleri YouTube, Skype adreslerimizi videonun açıklama kısmına yazacağız. Oradan bizi ekleyebilir, bizimle konuşup muhabbet edebilir. Half-Life oynadığımız zaman beraber bizimle oyunlara girebilirsiniz. Beraber takılabiliriz İzmir'deyseniz. Her şey 10 numara olacak arkadaşlar açıkçası. Her tabii ki de zamanla. Kesinlikle her şey sizin için. Birlikte güzel eğlence. Öyle. Ooo çok güzel öldürdüm, çok güzel. Çay süper geçecektim, öyle düşünüyoruz. Yaz tatilini hep beraber geçireceğiz.
elimizden geldiğince. Tabii ki de bir, yani yayın hakkında mesela beğenmediğiniz konular olacaktır. Bunları bize nazik, düzgün ve yapıcı bir dille söylerseniz biz de güzel, çok iyi bir şekilde hatalarımızı düzeltmeye çalışacağız. Sizlere daha iyi hizmet vermeye çalışacağız. O yüzden argosuz, düzgün bir üslup kullandıkça hepimiz mutlu oluruz. Üslup önemli. Yani kullanırsanız bize zarar vermez, kendimize zarar verirsiniz. Onu da söyleyeyim yani. Ay, so oyun var ya, bu oyun. Bu oyun adamı delirtir. Aynen. Bir saatten sonra kafa yapıyor arkadaşlar. Oyun oynarken yani aslında pek konuşamayız ama. Aslında konuşmuyoruz ya, biliyoruz yine. Ya konsantrasyon gerektiriyor. Hani şöyle bir şey. O diğer oyunculara nazaran bizim grupça hep yaptığımız şey, oyuna konsantre olduğumuz zaman sadece kenetlenmek. Ya yani nefes almayan oldu, arkada çöküyordu. Aynen. Her şey konsantrasyon. O nasıl bir füzedir ya? O nereden geldi? Uzaydan gelen bize. Atarken takla atıyor ya adam. İyi geldim ha. Ah çok güzel olur. Bu İyi denedim. Ya delireceğim, delireceğim. Ya bu adam da hep benim boşluğumdan faydalanıyor abi. Böyle bir şey olamaz yani. Ben mi? Bak, yoksa kuruyoruz mu? İkiniz birden. Evet, arkadaşın boşluğunu çok seviyorum. Sen yakarım boşluğunu. Hep boşluğuna çalışıyorum. Ya o ismini yanmamalıydı. En azından Cansu'nun yaptığından iyidir yani. Ve şu an var ya kimse... Cansu abi o konuda kusura bakma ama abi gerçekten çok berbat espri yapıyorsun ya. Kral ya. Oğlum açmayın adam, şimdi iki tane buraya dizisler grubu yandırdı. Peki ya, bulacağız ondan sonra ya. Aklıma gelmiyor ne dedi şimdi. Ne demedik o yayınlarda Cantu abi, ne espriler yapmadık ki. Abi bu arada tanımıyoruz yani, samimiyetimiz yok, sadece kanalını izliyoruz. Yanlış anlama olmasın. Ama en yakın zamanda onunla buluşmak istiyoruz tabii abi. Aynen can atıyorum ya. Cantu abiyle konuşmayı çok isteriz, onunla tanışmayı. Ödür müsün artık? İzmir'de herhangi bir toplanma olursa mutlaka mutlaka yani. Katılacağız ve bu katılmalara sizleri de davet edeceğiz. Eğlenceli geçeceğini düşünüyorum yani toplanmaların. Kesinlikle. Aynı zamanda kendi toplanmalarımız da olacak. Beraber yeni arkadaşlıklar. Mutlaka yapacağız yani. Tabii ki de geçmişte yaptığım her şeyi artık tekrar yapmayı düşünüyoruz. Abi çok güzeldi yani, mesela kontrol oynamaya gittiğimiz zaman giderdik mesela, pool diye atardık mesela. Onun verdiği hazzı şu anda hiçbir şey vermiyor açıkçası. Aynen. Bu oyun bir hastalık ya. Bir de onda bir heyecan vardı ya. Yani ne bileyim, okuldan kaçacaksın, bir yerlerden atlayacaksın, öğretmenlere yakalanmayacaksın, bilmem ne. Bir sürü. Yani çocuk yaşta çocuk yaşta yapabileceğin en büyük fedakarlık okuldan kaçmaktır zaten. Daha başka bir şey olmadı ki elimizin altında. Okuldan kaçıyorduk işte biz de. Hem derslerinize bakın hem de oyun oynayın bence. Tabii ki yapabilirseniz. Stres yapmaya gerek yok. Biz stresten ölecek durumdayız yani. Aslında şu an üçümüz de hani karnelerimiz falan iyi ama ona rağmen... Ben kunduz olarak ağırlıklı stres yaşıyorum. Deli gibi oyun oynuyorum. Her gün tribe giriyor arkadaş. Pişman mıyım? Değilim. Bir daha. Son pişmanlık fayda etmez. Ve benim son pişmanlığım abi bu. Abi şu olayları uzatma ya. Top çiziyorum. Son. Of lo. Evet, kafaya bir deyin. Hayır, son pişmanlık fayda etmez dedin abi. Yani neredeyse Müslüm Gülses'in şarkısını söyleyecek herif yani. Bu arada huzur içinde yatsın, saygıyla sevgiyle anıyoruz Müslüm Gülses'i. Abi nereden nereye geldi olay? Ne yapıyorsunuz ya? Ben cenazeye dönmüştüm. Böyle bir yayın yok yani. Ha demiştim size kafa yapıyor işte. Abi Karıt kafa yapıyor. Bir şey var ortada. Kafa yedik ya. Ya ölün ölün. Şu an saat kaç? Allahu ekber. Abi şu an saat bilemiyorum ya. Bir saniye telefonum. Yani ikinci monitörde abi saat gözüküyor biliyor musun? Saat. Aynen benim de ikinci monitörde saat gözüküyor. Artık yani gözüm kapalı oynamaya başladım. Ciddi misin? Şu an var ya elim döndü. Böyle kırıldı resmen artık. Aynen bana da oluyor.
Çok heyecan yapınca.